İçerik yönetim sistemleri mutlaka bir veri tabanı kullanmak zorundadır. Çünkü bu içerik yönetim sistemine girilmiş olan veriler veri tabanında kaydedilir. Daha sonra hem panelde hem de site üzerinde bu veriler gösterilir. Bu kısımda inceleyeceğimiz konularda öncelikle web sitemizi barındırdığımız hosting'te yer alan yönetim panelinden bahsedeceğiz. Bu panelin adı cPanel'dir. Bu paneli kullanmayı hızlıca öğrendikten sonra sitemiz için veri tabanını nasıl oluşturacağımızı, daha sonra bu veri tabanında işlem yapabilmek için veri tabanı kullanıcı profilini nasıl oluşturacağımızı ve yine hazırlamış olduğumuz bu veri tabanı ve kullanıcısı ile ilgili hazırlanmış olan yapıyı PHP MyAdmin'de nasıl göreceğimizi inceleyeceğiz.